Günaydın efendim, ekran başına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan, Türkiye'nin ekonomi televizyonunda piyasalara yön veren gelişmeleri tartışıyoruz. Sabah kuşağımıza, bültenimize hoş geldiniz. Sevgili Nurhan Çağla birlikte hem gündemin sıcak manşetlerini hem de tabii ki fiyatlara dair uzman görüşleri de almış olduk. Dün Borsa İstanbul tarafında Yapı Kredi Bankası'na dair iddialar piyasaları ve Borsa İstanbul'u e, artırdı, oynaklığı artırdı ve Koç Holding hisseleri %7.3 yükseldi ve piyasa değeri 20 milyar doları aştı. Tüm bunları çok değerli konuklarımıza da yorumlattık. Müzeyir Doğan, Mert Yılmaz ve doçent doktor Cem Çakmaklı bize özel röportajlar paylaştı efendim. Hepsini paylaşacağız ama öncesine gelin birlikte sıcak manşetlere bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan göreve başlamasının ardından mecliste milletvekilleriyle ilk kez bir araya geliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında 4 Haziran'da toplanacak olan komisyonda Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. ABD hazine bakanı Janet Yellen, bankalara Rusya yönelik ABD yaptırımlarına uymalarını ve uyum, e, u, e, uyumlarını artırma çağrısı yaptı. düzeltiyorum. Yaptırımları en endişe verici şekilde ihlal eden ülkelerin Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu belirten Yellen, Avrupa'yı da izlediklerini ifade ediyor ve buradaki tüm kurumlara uyum önlemlerini artırmaya ve Rusya'nın kaçma girişimlerine daha fazla dikkat gösterme çağrısında bulunuyorum dedi Hazine Bakanı Janet Yalın. Deutsche Bank ABD tahvil getirilerinin diğer gelişmiş ülkelerden daha yüksek kalması durumunda ABD faiz oranlarındaki indirimlerin para birimi üzerinde sınırlı bir etki yaratacağını öne sürerek dolar hakkındaki yükseliş beklentisi yılın ikinci yarısına da taşıdı. Bankanın döviz araştırmalarından sorumlusu küresel başkanı George Saravelos Yayınlamış olduğu bir notta dolar gelişmiş dünyada en e, yüksek getirili para birimi olmaya devam edecek ve bu tarihsel olarak portföy girişlerini destekleyen bir durum dedi ve bu anlamda dolarla ilgili beklentisi Deutsche Bank paylaşmış oldu. Morgan ekonomist ekonomisti Hande Küçüğün kalebe aldığı nota Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta yapılacak olan toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %50'de sabit tutacağını öngördü. <laughs> First Abu Bank'ın e, yapı kredi bankasının kontrol hissesini satın almak için Koç Holding'de yaptığı ön görüşmeler Bloomberg'un konuya yakın kaynaklarından edinilen bilgilere göre tarafların fiyat konusundaki görüş ayrılığına takıldı ve banka ile ilgili gelişmeler bugün de takip edilecek. Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş faiz ödenmesi gereken hallerde uygulanacak faiz oranı 12 puan artırıldı ve resmi gazetede bu karar yayınlandı. Avrupa Birliği Konseyi, dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek olan yapay zeka yasa tasarısını üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Yükselen kiralar ve yüksek peşinat maliyetleri geçen yıl New York'taki dairelerin %5'inden daha azının ortalama bir çalışan için uygun fiyatta hale gelmesine yol açtığı belirtiliyor ve konut kiraları çalışanlar için en büyük sorun haline geldi diyor. Zillow Group yapmış olduğu rapor analizinde ve New York'lar geçen yıl ortalama 89 bin dolarından biraz altında kazandılar ve bu da yıllık gelirlerin %30'dan fazlasını harcamadan konut için ayda 2216 dolara kadar ödeme yapabilecekleri anlamına geliyor ve bu pay son günlerde son yıllarda gitgide artmaya başladı New York vatandaşları için. Evet Borsa İstanbul'a bakalım efendim. Borsa İstanbul dünü yeni bir rekorla tamamlamış oldu. Özellikle Yapı Kredi Bankası'nın satışına dair iddialar vardı ve sonrasında da kaynağa göre bu iddialar bakıldığında e, yalanlanmış oldu. Özellikle Koç Holding hisselerini satılabileceğine yönelik söylentiler söz konusu seyirde etkili olmayı e, başardı diyelim efendim. Dün özellikle Yapı Kredi ve Koç Holding hisselerinde yukarı yönde bir hareketlenmeye şahit olduk. Borsa İstanbul dünü 10.895.25 puan seviyesinden tamamladı. Burada aşırılaşma riskinden genelde bahsediliyor. Ancak yine de yön olarak hem TL mevduatlarının güçlenmesi hem TL'ye bakış açısının pozitif olması ve doğrudan ve dolaylı Türkiye yabancı ortamının sağlanması. Tabii ki Borsa İstanbul tarafında da pozitif olarak fiyatlanıyor ve 10.800 95 puandayız. Bu hafta Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak ve dolayısıyla da kur üzerinde Merkez Bankası kararını <laughs> takip etmeye devam ediyoruz. Dün Borsa İstanbul'da tam 155 milyar liralık bir işlem hacmi vardı. Burada tabii ki Yapı Kredi Bankası'nın satışına dair iddialar Borsa İstanbul tarafındaki bu yoğun işlem hacminin en önemli sebebi olduğunu belirtelim. Yapı Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin söylentiler söz konusu seyirde etkili oldu. Ve bankanın hisse fiyatı 9 lira 97 kuruştan 37.96 TL ile tavan fiyattan işlem görürken, Koçyol'daki hisseleri de dün 7.3 oranında yükseldi ve 20 milyar lirayı aştı efendim. Diğer taraftan yurt içerisinde de bu hafta sakin bir gündem var. Japonya'da ticaret dengesi, İngiltere'de enflasyon, ABD cephesinden de... İkinci el konut satışları açıklanıyor. Borsa İstanbul'da 11.250 ve 11.500 seviyesi. Ola ki bugün 11.000 puan seviyesini geçersek görülebilecek direnç bölgeleri. Aşağı tarafta da 10.700 puan seviyesi. Borsa İstanbul'daki düşüşleri tutmaya çalışacak. Gram altın fiyatları da 2.499 liradan işlem geçiyor. Ve konuyla ilgili aslında hem Borsa İstanbul'la alakalı hem de dolarla alakalı konutlarımıza soru da sorduk efendim. Öncesi bir Üzeyir Doğan'ı verelim. Borsa İstanbul'la ilgili Üzeyir Doğan'a soru sorduk ve özellikle dünkü harekete dair nedenleri ve bugüne dair beklentileri Üzeyir Doğan bizler için yanıtlıyor. Dün Borsa İstanbul'da tarih diyebileceğimiz günlerden biri yaşandı. Borsa İstanbul aslında geçtiğimiz günlerde 10.000 seviyesini açtıktan sonra 10400'e kadar bir hareket yapmış. Daha sonrasında da 10400'de 10.000 arasında gelgit yaşayan bir piyasa görünümü oluşturmuştu. Burada en önemli etken e, özellikle bir kurumdan gelen yoğun satışlara rağmen borsanın 10.000 üzerinde tutunma çabasıydı. Aslında bu yukarı yönlü hareket konusunda bir işaret veriyordu ama bir haber ya da bir tetikleyecek bir katalizöre ihtiyaç vardı. O katalizörü dün Yapı Kredi Bankası hakkında gelen haberle gördük. Aslında kritik bir noktada geldi bu haber. Endeks 10.400'ü geçtikten sonra bizim takip ettiğimiz en önemli direnç noktası 10.750 civarıydı. Burası geçtiğimiz yıl Ekim-Kasım döneminden sonra yaşanan kısa vadeli düzeltmenin tepki hareketinde Fibonacci seviyelerinde %261.8 seviyesinin bulunduğu noktaydı. Aslında önceki gün bu buralarda biraz zorlanma yaşandığını gördük piyasada. Dün e, açılışla beraber gelen bu haberle endeksin burayı hızlı bir şekilde geçtiğini ve 11 bin üzerindeki fiyatlamayı yaptığını gördük. Bankalar tarafında oldukça güçlü hareketler vardı. Yapı kredideki e, söylenti mahiyetinde de olsa ortaya çıkan e, fiyat e, hisselerin tavan olmasına sebebiyet verdi. Bununla birlikte yapı kredinin ana hissedarı Koç e, Holding'de yine tavan fiyatlamasını gördük. Bankalarda, diğer bankalarda oldukça güçlü alımlar vardı ve bu e, Sabancı Holding gibi sektörle e, ile ilişkili olan e, holdinglere de yine yansıdı. Bununla birlikte iletişim sektörü yine oldukça kuvvetli fiyatlamanın olduğu sektörlerden biriydi. Totalde baktığımızda 100 endeksi günü %1,45 yükselişle kapandı. E, bu bankalardaki, holdinglerdeki ve iletişim sektöründeki güçlü alımlara rağmen. E, neticede baktığımızda 100 içerisinde 61 tane şirket e, böyle bir atmosferde günü negatif tarafta kapattı. Bu da aslında bir miktar bazı hisselerdeki bu haber akışıyla gelen alımların, diğer hisselerde realizasyon fırsatı olarak kullanıldığını gösterdi. Bu aslında negatif bir durum, biraz dikkatli olmayı da gerektiriyor. Yani sınırlı sayıdaki şirketle ki burada 8-10 tane ana şirketten bahsetmek mümkün. bu şirketlerle endeks yukarı çekilirken diğer hisselerde bu denli sert satışların görülmüş olması gün içerisinde bu bir miktar endişe uyandıran bir durum. Önümüzdeki günlerde de bunun yansımalarını muhtemelen takip ediyor olacağız. Bir süre e, bu hisselerde gel gitleri endeksinde bir miktar yukarı gitmekte zorlandığı bir atmosfer görebiliriz. E, hedefimiz 11.500 11 aralığıydı. O bölgenin içerisine girildi. Şu saatten sonra endeks bazında izleyeceğimiz seviye 10.750 tekrar. Bunun altına inilmesi bir miktar görünümü bozabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bunun altına inmediği müddetçe ana endeks hisselerinde pozisyonlar korunabilir ama burada dikkat edilmesi gereken asıl önemli husus şu. Evet endeks bazında bir yerlere gidip gelebiliriz ki bunu son dönemde görüyoruz ve bu hareketin ana kağıtlarla olacağını hep söylüyorduk. Benim tekim bu ana kağıtlarla bu hareket oldu. Yani hisselerin bu harekete çok fazla katılamadığını gördük. Önümüzdeki dönem içerisinde de endeks bazlı seviyeler yine önemli olmakla birlikte önemli olan sizin hissenizin bu endeksteki hareketlere katılıp katılamadığı ya da nerede kar alıp nerede stop yapacağınızı belirleyebiliyor olmanız sonuçta eğer endeks trade yapmıyorsanız vadeli piyasalarda ya da endeks fonu alıp satmıyorsanız nihayetinde oluşan karınız da zararınız da sizin hisseniz üzerinden belirleniyor. O nedenle endeksten bağımsız bir şekilde hisse bazlı hedef ve stop seviyelere de dikkat etmek gerekiyor. Endeks tarafında dediğim gibi genel görüşümüzü pozitif olarak devam ettiriyoruz. 1750 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe de bu hareketlerin devamının gelebileceğini düşünüyoruz. Evet üzeyir Doğan'dan yanıtları dilemiş olduk. Hemen çok kısa bir şekilde dolara da bakmak gerekiyor ve dolarla ilgili önemli bir yorumda Mert Yılmaz bizlerden bizler için paylaşmış oldu. Merkez Bankası beklentileri gölgesinde dolarda nasıl bir seyir olacak haber. Onu da tartışacağız ama 32.20 seviyesinde özellikle hafta içerisinde tabii ki gözler Merkez Bankası'nda. Bakın Mert Yılmaz Info Yatırım Genel Direktörü Yardımcısı hangi beklentiyi sizler için sunmuş oldu? Bu haftanın önemli gündem başlıklarından bir tanesi de Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası'nın PPK toplantısı. Piyasanın geneli, ben de onlardan biriyim bu arada, herhangi bir faizde değişikliğe gidilmeyeceğini ve Merkez Bankası'nın politika faizini %50'de sabit bırakacağı görüşünde. Ee, ve dolayısıyla özellikle döviz kurlarında herhangi bir hareketlilik beklenmiyor. Özellikle döviz tarafında Merkez Bankası'nın son günlerde alıcı olduğu gözüküyor. Yaklaşık e, 45 günlük zaman zarfında yine yaklaşık 50 milyar dolarlık. Bir alım yönde müdahalede bulundu Merkez Bankası. Tabi burada önemli sorulardan bir tanesi. Acaba Merkez Bankası alım yönde müdahale etmeseydi kur nerede olurdu başlığı. E, ama e, içinde bulunduğumuz günler Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde ciddi bir toparlanmayı beraberine getirdi. Önümüzdeki günlerde de Merkez Bankası'nın alım yönünde piyasaya müdahale edeceğini düşünüyorum. Alıcı o, tarafta olacağını düşünüyorum. E, Turizm sezonu açılmasıyla birlikte zaten döviz tarafında bir girişle olacaktır. E, zaten gerek seçim öncesi de döviz alan vatandaşların, yatırımcıların e, bu döviz pozisyonları bozma öndeki tercihleri, kur karam mevduattan yaşanan ciddi çıkışlar, e, dışarıdan gelen yabancı girişiyle beraber de e, şu anda döviz talebinde herhangi bir şey söz konusu değil. TL taraf daha cazip gözüküyor. Yatırımcılar TL'yi tercih ediyor. E, benim kişisel fikrim en azından ee, bu yılın son çeyreğine kadar döviz tarafında da herhangi bir hareketlilik beklemediğimi, e, önemli bir geri çekilmenin olmayacağını, olmaması gerektiğini önce söyleyeyim. Ama e, dediğim gibi en azından şimdilik son çeyreğe kadar TL tarafta kalanların dövizde olanlara göre daha iyi bir getiri elde edeceklerini düşünüyorum. Evet, Info Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Mert Yılmaz e, özellikle Merkez Bankası'nın alımlarına dikkat çekti. Gerçekten de son dönemde kur cephesine özellikle 32.20 seviyelerinin altında yoğun bir alım geldiğine şahit oluyoruz. Dolar tarafındaki geri çekilmelerde daha sabit duran bir dolar Türk lirası fiyatlaması olduğunu hatırlatmakta fayda var efendim. Şu anda 32.19 seviyesiz ve Merkez Bankası'ndan piyasa oyuncuları bir faiz artışı beklemiyor. Ancak önümüzdeki dönemde enflasyonla ilgili önemli bir kırılma olması durumunda bu faiz artışında olabileceğini belirtebiliriz efendim. Evet bugün haftanın bakıldığı zaman 3. işlem günü. KJM'de de info yatırım gelen bir yerlisinin olduğu gibi Türk Lirası'nda gözler Merkez Bankası'nda ama tekrar 3. günün detaylarına bir dönelim. Baktığımız zaman dolar Türk Lirası tarafında tabii ki 32.20 seviyesinde ve Borsa İstanbul cephesinde 10895 puan seviyesinden devam ediyor fiyatlamalar efendim. Şimdi detaylandıracağız. Baktığımız zaman tabii bugün gözler özellikle FOMC toplantı tutanaklarında olacak ve ...tabii ki esas gündem ise Merkez Bankası'nın Perşembe günü alacağı kararda Şahin Tonda vurgularının devam etmesini bekliyor. Piyasa oyuncuları yani faiz artırmasa bile iletişim noktasında enflasyonu kaygı eden ve bu anlamda da e, TL'yi sıkılaştırıcı önlemlerde Merkez Bankası'nın hem sözlü hem de gerekirse de materyal olarak, araç olarak bu kura müdahale edebilecekleri girebileceğini söylüyor. Piyasa oyuncuları New York'a dönelim, Amerika'ya dönelim. O cepheye baktığımız zamansa özellikle dolar endeksinde son dönemde 104-105 seviyesinde bir yatay seviyeden bahsediyoruz. Ve bugüne baktığımız zamansa 104.55'teyiz. Burada özellikle ABD Merkez Bankası'ndan 2 hatta 3'e kadar faiz indirimleri tekrar e, fiyatlanmaya başladı. Dün özellikle New York S&P 500 endekslerinde kapanış rekoruna şahit olduk. New York borsasında Dow Jones endeksi 0.17 puan arttı ve 39.872 puan seviyesinden kapatmış oldu ve %0.25 de S&P 500'ünü yükselişle kapattı. Paritelere baktığımız zamansa 1.0854'ten geçiyor Euro dolar paritesi. Birazdan burayı detaylandıracağım ama özellikle ABD tarafında Fed'in gelecekteki dönemdeki para politikasına ilişkin daha fazla ipucu arıyor piyasa oyuncuları ve pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söylüyor uzmanlar. Diğer taraftan banka etkileri hafta boyunca sürmesi beklenen sözlü yönlendirmelerini de takip edileceğini belirtiyor. Aynı zamanda bugün FED tutanakları önemliydi. Analistler özellikle çip şirketi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçları da yatırımcıların odağında olacağını belirtti. Nvidia finansal sonuçları da bu arada açıklamış oldu. Ve bu tarafta özellikle Nvidia tarafında hisse fiyatlarına bakıldığı zaman yükseliş yaşanmış oldu. %93 oranında değer kazanmıştı 2024'ten şu ana kadar ve dünkü rakamlarla birlikte 0.6 puan kadar primlenen bir 3 aylık bilanço sonrasında Nvidia hissesi var. Ee, diğer taraftan e, Michael Barr dün enflasyonla ilgili hala yapılacak işleri olduğunu ifade etti ve daha önce düşünenlerden daha uzun süre para politikasını sıkı tutmak gerekir açıklamasında bulundu. Rafael Bostik ise bakıldığında faizleri düşürmek için acele etmediğini, enflasyonun artmaya başlamayacağından emin olmak için de daha uzun süre beklemeyi tercih edeceklerini belirtiyor efendim. Diğer taraftan da Amerikan vadileri bakalım yeni günde nasıl bir performansı var. Aynı zamanda tabii Urban Outfitters, Viasat ve Toll Brothers gibi önemli şirketlerde perakende ve giyim sektörü firmaları da bilanço açıkladı. Örneğin Urban tarafında giyim perakendecisi ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin tahminlerinden dolayı %8 oranında artarken Viasat tarafından ise iletişim şirketi 180 cent zarar açıklaması birlikte dün %13 oranında efendim. Dördüncü çeyrekte hisse başına zarar çıkardı ve hisse fiyatı %13 oranında değer kaybetti. Ve Toll Brothers tarafında da ev inşaatçısı hisseleri %1'den fazla artış gösterdi. Ve ikinci çeyrekte 4.55 dolarlık bir kar sağlamış oldu. Bugün Amerikan vadeliler nötr pozitif seviyede. Asya seansına döndüğümüz zamansa o tarafta Kiwi, RBNZ'nin Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın Şahin görünümü üzerine yukarı yönde gitti. Yeni Zelanda dolarında bu hafta bir değer kazanımı var. Şangay tarafında da endeks olarak 0.02 puanlık bir yukarı yönde primlenmeyi görüyoruz. Japonya borsası da 40 bin puan seviyesinin altında. Son olarak bir tahvil cephesini kontrol edelim. <laughs> Özellikle Amerika'da 10 yıllıkların ve 2 yıllıkların bakıldığında 4.41-4.84 seviyesinde devam ettiğini görüyoruz. Burada özellikle 2 ya da 3 tane faiz indirimine dair temkini duran tahvil cephesi var. Altın fiyatlarına baktığımızda ise orada özellikle Cumhurbaşkanı reisinin, İran Cumhurbaşkanı reisinin hayatını kaybetmesi altın fiyatlarını öncesine yükseltti. Şu anda da 2414 dolarda dengeli bir hale bırakıyor. Petrol fiyatlarında da yön aşağı gibi gözüküyor. Dün bitcoin fiyatlarında 72 bin doları görmüştük. Bu sabaha baktığımızda ise haftanın 3. işlem gününde yeni bir boğar rallisi devam eder mi beklentisi 69.865 dolara getirmiş. Bitcoin fiyatlarını Ethereum tarafında da ETF onay sürecini takip ediyoruz ve %1 oranında yukarıda efendim yurt dışı gündemle devam edelim. Evet yurt dışı gündeme bakalım. Yurt dışı gündemdeki başlıklarımızda ise Fed'den Waller enflasyonda bir miktar ilerleme görüyorum. Faiz artışına da gerek yok diyor ve son verilerin enflasyonda güven verici olduğunu ve ABD Merkez Bankası politikasının politika faizine uygun şekilde belirlendiğini söyleyerek faizlerin yeniden artırılmasına gerek olmadığını belirtiyor efendim. Çin tarafında ise emlak sektörü riski kontrol edilecek. Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng yapmış olduğu açıklamada yerel yönetim borçlarını ve küçük yerel finans kuruluşlarındaki iç içe geçmiş riskleri kontrol edeceklerini CCTV'ye paylaşmış oldu ve ülkenin ayrıca sistemik riskleri önleme ve yasa dışı finansal faaliyetleri çökertmeye çalışacağında vurguluyor. ING'ye döndüğümüz zamansa ABD doları yakın vadeli sabit, sabit kalmaya devam edecek diyor e, ING Bank ve ancak risklerin ABD hazine getirileriyle birlikte yükselmesine de doğru hafifçe eğimli göründüğünü belirtiyor Francesco Pesol yapmış olduğu açıklamada. Diğer taraftan Standard Charter ise Ethereum fiyatının yıl sonuna kadar 8 bin dolara yükseleceği tahminini paylaşmış oldu ve bu tahmin aslında daha önce de paylaşmıştı, yinelemiş oldu diyelim. Standart Charter Araştırma ve Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoff Kentrick yapmış olduğu açıklamada Ethereum Spot ETF'nin bu hafta onaylanması ve ilk 12 ayda 15 milyarla 45 milyar dolarlık bir girişe yol açmasını bekliyorum diyor ve 8 bin dolarlık bir tahminde bulunmuştu. Benim de tahminim zaten 8 bin 10 bin dolar arasında Bitcoin Ethereum fiyatlarının Bitcoin'in zirve yaptıktan sonra yeni zirvesinde Ethereum'la alt altcoin'lerde özellikle Ethereum'da 10 bin dolara kadar bir hareketlenme olabilir. Ana bir alt, altcoin olduğunda belirtelim efendim. Diğer taraftan Şangay'da ise altın borsası günlük ortalama işlem hacmi Nisan ayında neredeyse iki katına kadar yükselmiş. Tabii ki artan jeopolitik riskler bu yükselişin en temel sebepleri. Evet yeni güne dair beklentileri Nurhan Çağ'la birlikte tartışacağız Borsa İstanbul tarafında yoğun bir işlem harcını ve rekor vardı. Günaydın, hoş geldin Günaydın, Nurhan. hoş buldum Murat. Dün böyle Borsa İstanbul'da dolu dolu bir gün geçirdik. Ben de böyle rakamları vermek için heyecanlanıyorum. Dün 11 bin puan seviyelerine çıktık artık. İddialar, Kap yalanlamalar evet, değil evet. mi? Her Şimdi, şey vardı. Yasak elma gibi. Aynen öyle. <laughs> Şimdi o cephede hem böyle işte senin de bahsettiğin gibi yapı kredi ilişkin iddialar vardı ama bir doğrulama gelmedi. Biz bu iddiaların borsa etkisini hemen istersen bakalım Tabii rakamlara ki. nasıl yansımış. 1895 155.25 puandan kapattık. 155.68 puanlık bir artışımız oldu bir önceki kapanışa göre. Değer kazancımız da yüzde 1.45 olarak gerçekleşti. İşlem hacmimiz 215.484 milyar TL oldu. Son zamanlarda gördüğümüz aslında en yüksek işlem hacminden söz ediyoruz. Alt detaylarda bankacılık endeksi yüzde 6.05. Holding endeksi yüzde 2.43 değer kazandı. En çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren 3.47 ile spor oldu. bankacılıkta zaten dün artık böyle in inanılmaz bir hikaye takip etmiş olduk Murat. Ee, evet izleyicimiz Ebram da de diyor ki yapı kredinin satış haberi gerçekleşmezse X Bank yani bankacılık alt sektörü öncülüğünde endekste bir düzeltme yiyebiliriz diyor diye düşünüyorum diyor. İyi yayınlar demiş günaydın çok çok doğru bir analiz evet. yani çünkü bu bankalar hem son dönemde BOFA'nın raporu hem de bu haberle birlikte zaten hani tabiri caizse Josh'un Aynen. formasyonuyla <laughs> da yukarı gittiler. Özellikle bankaların Borsa İstanbul'daki ağırlığı da çok çok kıymetli. Ama Borsa İstanbul'dan düzeltme gelir mi, gelmez mi dün de tartıştık. Aynen öyle. Reklam sonrası hatta bırakmıştım. <laughs> Yine reklam sonrası bırakalım efendim. Bu haber yalanlanırsa Borsa İstanbul'da banka öncülüğünde bir düzeltme gelir miyi tartışacağız. Günaydın efendim. Bir kez daha para piyasalarını, borsa dünyasını ele almaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında dün yükseliş vardı. Acaba bankalar Borsa İstanbul sırtladığı için bu haberler yalanlanırsa ya da gerçekleşmezse bankalar öncülüğünde bir düzeltme gelir mi tartışıyorduk. O arada da reklama gitmiş. Çok bir şey kaçırmadınız. <laughs> bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Şimdi Borsada tabii 11 bin puan seviyesine geldik. Buraya çok evet. hızlı geldik Nurhan. Aslında birazcık hızlı gelmenin de yorulma emareleri de olacaktır. Çünkü hani bakıldığı zaman kaslar değil mi? Evet. Ee, çok fazlasıyla aslında. Fitness yaptıysa öncesinde borsa İstanbul <laughs> o kaslar e, yapmadı ilk, bence. Yapmadı, yapmadı değil mi? Yani, yani ilk başta bir şey olur. Fitness biliyorsun, tutukluk yapar. Sonrasında da birkaç gün sonrasında da esas. E, momentum alırsın Ama son, biz protein hissederse. tozu almışız bence Aldık yani Onları yapmadan He. protein tozu alarak gelmişiz Şimdi izleyicimizin sorusunda yönelttiği gibi Aslında çok doğru bir nokta parmak bastı Şimdi protein tozu alarak geldiğimiz bu seviyelerde Düzeltmeyle ilişkili Beklentilerini bugün bir kez daha Bankacılık üzerinden dinleyelim mi Murat? Dün bankalar özellikle evet, o protein tozunu Almış olabiliriz çünkü haber yalanlandı Verildi ama sonuçta bir kere o haber var ki اتهاş olmayacak. Kaçırıldı aynen, bu haber öyle. biliyorsun. Sonrası da yalanlandı ama bu tabii ki hangi fiyattan ve nasıl anlaşacaklarına dair bir önemli bir gösterge olacak. En azından şu anda bir beklenti fiyatlandı ve o beklentinin şu anda görüşme sürecinde olduğu için de Borsa İstanbul'da daha böyle e, mutedil diyebileceğimiz bir seviyeden kapandı değil mi? Yüzde kaçlık Aynen bir öyle. artışla kapandı? hemen Yüzde 1.45 Ama gün içerisinde yüzde 8'lik artışları evet, gördük. 11.088.1 puanı 1. kadar çıktık. Evet şimdi bu haber gerçekleşene kadar Borsa İstanbul tarafında birazcık daha bekleme de olacak özellikle bankalarda gerçekleşmezse de Borsa İstanbul'da o beklenen düzeltme ki biz de hani beklediğimizi paylaşmıştık. O düzeltmeyi efendim görebiliriz. Dün özellikle yapı kredi hisselerinde bir artış oldu. Şu anda yönetmenimiz ekrana da bankaları da veriyor. Yapı kredi bankasını ben yanlış görmüyorsam Nurhan sen de kontrol et. 37 lira gibi bir seviyeden Aynen, görüyorum. 37.96 lirayla tavan fiyattan işlem gördü. Bankanın hisse fiyatı %9.97 artış göstermiş oldu. Kesinlikle. Böylece. Özellikle raporlarda da zaten özel bankaların ee, hedef fiyat beklentileri yukarı yönde devam evet. edilmişi Son gelen rakamlarda şimdi. Bu düzeltme ama Borsa İstanbul yatırımcısını çok tedirgin eder mi? Ben çok tedirgin edeceğini düşünmüyorum. Borsa İstanbul'da yön olarak yukarıda olmaya devam ediyoruz. Dün sadece şuna takıldım ben birazcık. Janet Yellen'in açıklamalarına. Evet. Ee, biz de gündemimize ee, de aldık. Rusya'nın deldiğimize ilişkin açıklamasından söz ediyorsun değil mi? Kesinlikle. Haziranda gri listeden çıkarılmamız söz konusu ama son dönemde İsrail'le yaşamış olduğumuz ticaret ambargoları ve diğer gerginlikler diyelim. Filistin'e müdahalesi, İsrail'in savaş açması, sivilleri katletmesi ardından Türkiye'nin aslında bir bakıldı da bir fik notuyla birlikte İsrail ticareti durdurması durdurma evet. önümüzdeki dönemde Türkiye'de acaba bir yabancı girişlerini sekteye uğratır mı ya da Haziran'daki gri listeden çıkarılma gibi e, liste de söz konusuna e, getirmiş oldu ama Bakıldığında yedi yabancı kurumların bunlardan bağımsız bir şekilde ekonomi yönetiminin atmış olduğu politikaları beğendiği ve bu anlamda da hani Türkiye ekonomi yönetimi cesaretlendirici bazı hamlelerine şahit olduk. Bu dönemde tabii Türkiye'nin risk priminde çok ekstrem bir artış da gördük Nurhan. Yani bu başlıkları tartışırken Türkiye'nin risk primi hala 400 puanlarda olsaydı şey tartışabilirdik. Evet İsrail ile Türkiye arasında yaşanmış olan ticaret ambargosu üzerinden ki Dış, politik, dış politikadaki iletişim e, TL'yi negatif yönde etkiliyor diyebilirdik. Tam tersi bakadığında CDS'lerimizde geri çekiliyor. Dolar cephesinde de 32.20 seviyesi. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul tarafında evet yorulma ibareleri emareleri olabilir ya da bankalarda bu haber yalanlanması durumunda bir düşüş olabilir ama bu borsanın gereken o teknik düzeltmesini ve sağlıklı gidebilmesi için bir imkan yaratacaktır. Dolayısıyla bu teknik seviyeler ve düşüşler bir sebebe dayanması lazım. Bir habere dayanması gerekiyor. Habersiz oluşan gepler yani yukarı yönde örnek veriyorum. Bir anda 10 bin puandan sen 11 bin 500 puanı çıktığın zaman orada bir gap oluştuğu zaman, boşluklu bir fiyat hata olduğu zaman hep biz biliyoruz ki teknik analizde öğrendiğimiz şeyde o boşluklar bir şekilde doluyor Aynen Yani evet. boşluk kadar düşüşü bir mumla sen tamamlamış oluyorsun. Dolayısıyla o grafikler aslında geçmişe yönelik olmayan fiyatları ya da bir günde oluşan görmeden görülmeyen e, gidilen fiyatların tekrardan görülmesini de sağlıyor. Dolayısıyla bu borsadaki sağlıklı bir teknik analiz grafiğinde ortaya çıkaracaktır. Ben Aynen, özetle öyle. çok uzattım. Her zaman her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'da ilgili beklentilerim pozitif. Çünkü e, hem yabancı girişi artıyor, hem Merkez Bankası'nın rezerv kalitesi artıyor. Eleştireceğimiz zaman da zaten en başta en fazla eleştiren bendim. Nuran'la birlikte. Bu konuda da biz aslında eleştiri almıştık. Eleştiri almıştık. Çok, çok siyaseti diye. karıştırıyorsunuz. Bakın burada da siyaseti karıştırıyorum. Evet, ekonomi yönetiminin AK Parti'nin kurmuş olduğu ekonomi yönetimi altın çiziyor. Burada da siyaseti karıştırıyorum. Başarılı bir şekilde en azından şu anda bu süreci yönetmeye çalışması, en azından enflasyon mücadeleyi öncelikle besi TL varlıktan efendim güçlendiriyor. Aklın yolu bir. Ortodoks politikaları uygulamak, Türkiye ekonomisinde fantezi aramamak tabii ki Borsa İstanbul açısından da önemli. Son dönemde de son olarak da şunu da penceresini açmakta fayda var. Şu pencereden bakmakta fayda var. dips tarafında bir giriş evet, görüyoruz. Definitely. Bu da TL, TL varlıklarının özellikle faiz politikası ile birlikte daha cazip hale gelmesini sağlıyor ve önümüzdeki dönemde Türk varlıklarında ve Türk sermaye varlıklarında efendim bu net girişleri görüyoruz. Bu bir taraftan da Yapı Kredi Bankası şunu da gösteriyor. Yabancı Türkiye'den çıkıyor mu? Yabancı Türkiye yatırım yapmıyor mu? hani böyle bir şey var ya Volkswagen'le başlayan evet, tartışmalar Nuran onu da bir yerde artık hani geçerli olmadığı ve Türkiye'nin yabancı yatırımlara, işte bu şirketler nezdinde olabilir, Türkiye sermaye varlıkları nezdinde olabilir bir ilgi odağı Aynen olduğunu öyle. da gösteren önemli bir bence şey, e, haberdir. Kesinlikle öyle. Dün <laughs> de zaten buna ilişkin böyle ufak çaplı bir haberden bahsetmiştik. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi bizim zaten söylediğimiz üzere tüm emareler zaten şu anda iyiye gidiyor. Biz de bunu zaten sık sık dile getiriyoruz. Aynen. Kötü olduğu dönemde de senin söylediğin gibi kötü de demiştik. Ama ya şimdi Bizim burada... politik görüşümüz yok. Sonuçta Aynen öyle. Biz e, sizin cebinizi düşüneyiz. Bu arada zaten izleyeceğimiz de biliyor bizi bilen biliyor. Dolarla ilgili, borsa ile ilgili, Bitcoin ile alakalı, gümüşle alakalı son 11 yılın zirvesi, Onu da hep Aynen, gözden kaçırıyoruz. O da 40 30 doların üzerine çıktı. Yani bu senaryoda, bas senaryosu üzerinden hep size yatırım tercihlerimiz nereye gidebilir? Bu dönemde mevduata mı kaymak lazım, borsaya mı? Bunlar da hepsi zaten cesaretle yani belki de bir miktar görevimizin de dışarı çıkarak en azından bir yol gösterebilmek adına ben e, olabildiği kadar e, yorumladığımızı düşünüyorum. Yapalım. Yani biraz daha yuvarlak evet. cümleler kurmayı da becerebilirim ama o yuvarlak cümleleri <laughs> çok sevmiyorum. Birazcık ben böyle hayatta politik olmayı da becerebilen bir insan da olmadığım için. Ya Murat sen e, zaten, zaten bunları söylüyoruz. Hiçbir şey olmazsa haber turunda veriyorsun ki böyle mesela gümüş haberini biz atladığımızı hani konuştuk az önce ama aslında biz böyle DSF haber turumuzda bunları zaten bu yer veriyoruz. veriyoruz. Hani hiçbir detayı gerçekten atlamıyoruz. Özellikle sen böyle hem bu kısımda olsun hem öncesi kısmında olsun gerçekten her şeye bence çok şeffaf bir şekilde yorum yapıyorsun. Kesinlikle. Kaldı ki bence izleyicilerimiz de bizimle hemfikirdir bu noktada. Çünkü zaten biz hani bir şey zaten tavsiye Edemeyiz bunu alın bunu yapın Aynen. diyemeyiz ama önünü açma noktasında ben yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Uzman olarak yorumlayabiliriz ve bir öyle. gazeteci olarak bir uzman olarak. Nuran, çok değerli bir gazeteci meslektaşım. Ben aynı zamanda evet. gazeteci olmaya çalışan ama piyasa tarafından gelmeye çalışan bir finans yorumcusu olarak bakıyorum. Çünkü bu anlamda SPK lisansları ve iş deneyimim bulunuyor. Ee, tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz efendim ama bu size yön göstermek bizim en büyük amacımız. Bizi bence farklı kılan sebeplerden bir tanesi de Nurhan'ın da benim de herhangi bir arka bahçemiz yok. Yani hisse Kesinlikle. yatırımcısı. Ben hisse yatırım yapabilirim, şuna yatırım yapabilirim, bunu yap ama bunu yaptığım zaman burada pozisyonumu düştürürüm. Yani ekrana baktığım zaman işte benim hissem düştüğü zaman vay efendim orada bir kaygılanırım <laughs> ve daha demotive bir şekilde andım. Dolayısıyla bu benim e, ve Nuran'ın dürüstlük e, de bozan bir sebep olabilir. Yani objektifliğimizi kaybederiz. Biz o yüzden evet size yatırım yapmaya çalışırken... E, bu anlamda bu kaygıları da çok fazla güdüyoruz ve yatırımlarımızı sadece TL üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla çok fazlasıyla Borsa İstanbul tarafında, hisse tarafında değiliz efendim. <laughs> bu açıklamaları da yaptık böyle izleyicilerimizin ne içi rahatladı. Ben zaten burada ağzımı açmaya gerek duymuyorum. Her gün burada söylüyorum yatırımım yok. Hani biliyorsun ben Anlı yaşamayı seven birisiyim. <laughs> sana kumbara alacağım. Hesabı ama. bile olmayan birisiyim. Aynen Murat Ufa'nın kumbarasıyla devam edeceğim. Kumbara alacağım sana. <laughs> kumbarayı Kumbaradan sonra en azından Nuran'ı bir yatırım perspektifi yani... Bu mevduat olur, reysel emeklilik olur, bonlar olur. Ee, sizlere daha objektiflik, objektif yorum verme ee, riske atmayacak şekilde bir yatırım da yaptırmak lazım. Çünkü sürekli tatillerde portakal suyla 400 lira aa. vererek bu hayat geçmez Nurhancığım. Sen beni bir de <laughs> gör Murat Tufan bakalım. <laughs> o zaman izninle hemen böyle bir yurt içine geçelim. geçelim. Burada da böyle farklı haberlerimiz var. Biliyorsunuz Türkiye ile Romanya arasında altı anlaşma imzalandı. En çok dikkat çeken başlıklardan birisi artık Romanya vatandaşlarının sadece kimlik kullanarak Türkiye'ye girişi oldu aslında. Hmm. Bu noktada bazı eleştiriler geldi. Çünkü Türkiye'nin özellikle Schengen vizesinden red yeme oranı 21.9'a yükseldi. Ve şu anda randevu bulmak imkansız. Bunumuz Yüzde ]ları... olarak mı bahsediyorsunuz? Evet, evet. Yüzde 21.9'a yükseldi. Ayrıca şöyle bir detay da var. Artık zaten randevu bulunamıyor. Aylardır arayan birisi olarak ben kendim söyleyebilirim. Mesela açılıyor bir gün sonrasına büyük bir hızla randevularda oluyor ve ardından zaten sosyal medyada paylaşıldı görmüşsündür böyle o vize sıraları o vize kuyruklarının artık sonu gelmiyor bu noktada dediğim gibi eleştiriler oldu ama ülkeler arasında yani uluslararası ilişkiler o kadar da basite indirgenecek şeyler değil dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Romanya Başbakanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir araya geldi daha sonra iki ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi birinci toplantısının ardından bu anlaşmaların altısı da imzalanmış oldu diyelim hemen bir sonraki haber gidelim dilersen. Burada İstemir ve Erdemir'den bir açıklama var. Vergi cezası ile ilgimiz yok. Artık bu noktada böyle net bir açıklamamız var. Demir Çelik sektöründe iki şirkete rekor vergi cezası uygulandığı haberi sonrasında Türkiye'de sektörün farklı şir farklı, şir farklı şirketlerinden konuya ilgileri olmadığına dair açıklamalar geldi. Bunlardan birisi İstemir, diğeri de Erdemir'di. Koca Çelik de cezanın kendi şirketlerine gelmediğini duyurdu. Medyada yansıyan haberlerde iki sektör şirketine toplamda 7 milyar TL'lik vergi cezası kesildiği belirtilmişti Murat. Zaten bu dönemde bu haberleri sık sık görmeye başladık aslında böyle takip edenler Tabii. bilir ama buradan bir e, hani iddia doğru değildir açıklaması geldi o ki. evet, kurum nezdinde yapılan açıklamayı Aynen, verdi öyle. çünkü e, borsa İstanbul'da yatırım yapanlar için önemli bir haberdi. Dün bu öyle. anında bir fiyatlamaya da sebebiyet vermişti ancak en azından bu haberle birlikte yatırımcılara da bilgi verilmiş Kesinlikle. oldu ve kapta da bu haberi görebilirsiniz. Evet o zaman tarımsal girdiye gidelim. Tarımsal girdi enflasyonu Mart'ta yükselişini sürdürdü Murat. Tarımsal girdi Mart'ta aylık bazda %1.16 artış gösterdi. Yıllık bazda %49.93 olmuş oldu. Endekste bir önceki yılın aralık ayına göre %12.67 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %37.50 artış gerçekleşti. Bu arada bu tarımsal girdi enflasyonunu vermişken yani aslında biraz böyle yerlerini değiştirmiş olacağım ama dün bir haber vardı. O da dikkatimi çekti. Yine sözcü gazetesinden bir haberdi. çay isyanı geldi çiftçilerden. <laughs> yeşil altın çayın fiyatı belli oldu diye kaleme almışlar haberi. Geçmiş yılların aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değil, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldığını belirttim. belirtmişler açıklamanın. Yaş çayın kilogram fiyatı 17 artı 2 lira destek olarak ilan edildi. Bu 2 lira destek şu anda çiftçilerin aslında böyle artık kanayan bir yarası olmuş durumda. Ben şeye takıldım. Cumhurbaşkanının belirlemesi gerekiyor? Tarım Bakanı. Tarım Bakanı zaten belirlemesi Zaten gerekiyor. onlar belirliyor ama her sene destek ücretleri daha fazla olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuruyor bunu yani Bu bile çok yanlış bir şey. Aslında Aynen Türkiye'de öyle. kurumsal çatının çöktüğü ve aslında kurumların bağımsız bir şekilde hareket etmediğini de gösteren Kesinlikle. bir yerde. Herkes görevini yapması gerekiyor. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın zaten açıklaması gerekir. Hali hazırda. Ancak e, Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu fiyatın yeterli olup olmadığını tabii ki tartışmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani Tarım Bakanlığı bunu söyledi diye illa doğru bir fiyattan çay fiyatlaması, çay, çay üretenlerimiz için doğru sağlıklı bir fiyatlama yaptığını söylemiyorum. Ancak normal şartlarda zaten bir ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu açıklamaması gerekiyor. Ama bizim ülkemizde şöyle bir detay vardı. Sen de biliyorsun ekonomi alanında da olsa başka bir alanda da olsa her şeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığına tanıklık ediyorduk. Şimdi artık böyle işte bu kamu tasarrufu planını hani artık ipleri Mehmet Çimşek'in eline aldığını söylememiz mümkün. En azından kendi cephesinde. Dolayısıyla bu verilen desteklerde böyle bir nebze de olsa bir düşüş yaşandı. Belki ki de bu de seneki... Sayın Cumhurbaşkanı tekrar açıklayacak o Aynen Aynen öyle. Olabilir orada tabii Orada bu ki. taraf iyi taraf olarak Sayın Cumhurbaşkanı <laughs> yine dengelemiş de olacak. Ama ben açısı bununla çok olmaması gerektiğini düşünüyorum Nurhan. Yani ekonomiyle ilgili ya da şeyle ilgili faizle ilgili olabilir, tarım politikalarıyla ilgili olabilir. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı görüş bildirebilir bu ülkenin lideri olarak ama e, kararın nihai olarak bir Sayın Cumhurbaşkanından dinlemememiz gerekiyor. Çünkü, açıklamaların kuruma ait evet, olması. Evet, bu kurumlar neden var? Bu bakanlıklar ne için var? Sonuçta bu görevleri yapmaları için değil mi? Tabii Çiftçiye ki, diye aynı zamanda bizi bilgilendirmesi amacıyla yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ben bu şeye çok takıldım yani çiftçilerin oradan beklemesi hak aramak noktasında da bu aslında çok sağlıklı bir yöntem olmuyor. Bu defa ne oluyor? Tarım Bakanlığı üzerinden e, yaptırmamız gereken şeyle bu defa Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışıyorlar. Aynen Belki o tarafta bürokratik engeller var. Ama memnun olmamışlar değil mi bu fiyatlardan? Evet, Önemlisi hiç bu memnun ki. değiller ve şu an isyandalar. Bunu da belirtmiş oldum böyle. Hemen bu tarımsal girdi fiyatlarını paylaştıktan sonra çiftçilerin sesine de bir kulak verelim dedim. Şimdi başka bir tarafa gidiyorum. Havalimanı düzenlemelerine gidiyorum. Bakan Uraloğlu'dan bir açıklama geldi. Havalimanı girişlerine tüm yolcular cihazla aranacak dedi kendisi. Ulaştırma alanı ile ilgili zaten yeni düzenlemeler yapılmıştı. Bunları da sık sık görüyoruz. Kanun teklifi çalışma masına ilişkin havaalanına girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak, kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek dedi. Aslında bu zaten var olan bir düzenlemeydi yani şimdi bu noktada. Evet ben mesela uçağa binerken <laughs> ayakkabılarımın çıkartıldığı, zaten evet. yani işte sizler böyle kemerdir, saattir, odur budur. Aslında gerçekten çok ciddi güvenlik önlemleri vardı ama bunların daha da arttırılmasına ilişkin böyle gerekli düzenlemelerin yapıldığına dair bir açıklaması oldu. Sadece havaalanında değil, bütün sınırlarımızda <laughs> bu keşke yapılabilse. Keşke. Yani e, yapılıp da e, en azından böyle bir risk varsa tabii ki kontrol altına alınması da gerekiyor. Hani bu tabii çok büyük bir şey haber değe taşımıyor ama ben yine de tabii ki niçin olduğunu da merak ettim ama normal prosedürü haber yani aynen öyle. olarak paylaşmış yani biraz... bu arada tarımsal üfe'nin özellikle yüksek olmasının önümüzdeki dönemde enflasyon noktasında da gibi bir etkisi olduğunu sor, soruyor Ebru Hanım. Bunu maalesef bilmiyoruz. Yani hal da konuştuk ve orada özellikle fi aracıların bu kadar çok büyük bir fonksiyonunun ve sayısı sayısal olarak da fazla aracının olmasını çok fazla anlamıyorum ve anlamlandıramadığımızı da belirtmiştik zaten. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde e, tabii ki enflasyonun, gıda enflasyonu enflasyon içinde en önemli kalemlerden evet. bir tanesi. Ee, bu da önümüzdeki dönemde genel tüfe oranı da zaten yükseltecek bir sebeptir. Ancak üreticinin enflasyonunun geçişkenliği dolar kadar fazla değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Doların enflasyonu olan geçişkenliği belki enflasyon %40-50 oranında artabilirken üretici bir miktarda konsolide etmek isteyebilir evet. kendi maliyetlerini ve önümüzdeki dönem yansıtabilir. Dolar biraz geri çekilirse bu en azından fırsatçılık ya da işte e, adil olmayacak şekilde fiyatların artma eğiliminin de ben azalabileceğini düşünüyorum. E, olabilir yani belki <laughs> yani dolar… Ben aynı fikirde olamıyorum. Evet, evet evet yani bir şekilde arka bahçemiz mutlaka olacaktır. Onun da çok farkındayım ama en azından eski Türkiye iklimiyle şu andaki Türkiye iklimine bakıldığında arada bir fark olduğunu kanaatindeyim, kanısındayım. Çünkü hem faizler bir miktar daha cazip hem de ekonomi yönetiminde bir miktar daha enflasyonla ilgili daha kapsayıcı önlemleri görürüz. Hem faiz fiyatlarla ilgili değil mi mücadele evet. devam ederken bir taraftan da yapılan açıklamalar Türkiye ekonomisi enflasyonu önleme noktasında bu da biraz tabii önümüzdeki dönemde enflasyon düşecektir ama gıda ile ilgili hiçbir şey tartışmıyoruz maalesef. Yani tarımda işte en son çiftçiye verilen kredileri tartıştık. Yani krediden ziyade işte çay fiyatlarında da gördük gerçek değeriyle biz çiftçilerimizi ödüllendirebilirsek onların emeğine sahip çıkabilirsek çiftçi üretir ve krediye ihtiyacı da Aynen olmaz. Öyle. Yani e, derin altında satıldığı zaman krediye de ihtiyacı olur değil mi? Borçlanmaya da ihtiyacı Murat, olur tam tersi. ve sıkıntı yaşanır aslında. Teşviğe geçelim. Şimdi ben geçen günlerde yayınımızda da bahsetmiştim. Hatta senin yayınına bağlanmıştım yine. Ziraat Bankası'nın çiftçi buluşmasına katıldım. Muhabir olarak orada görevlendirelim ve gittim panelde böyle çok fazla çiftçi vardı. Onların sorunları konuşuldu. Çiftçilerden birisi dedi ki e, üretim yaparken aslında doğaya zarar verdiğime ilişkin bir ceza yazıldı bana. Doğaya da zarar vermiyordum ama yine de bir araştırdım. Yurt dışında neler yapılabiliyor diye. Bu noktada kendisi bir çalışma hazırlamış. Yeni bir araç geliştirmiş aslında. Türkiye'de böyle daha önce olmayan çok basit bir araç olduğunu ve toprağa verdiği ya da verdiği düşünüldüğü zararı bununla böyle örtebildiğini söylemiş. Ama devlet buna müdahale etmiş. Demiş ki biz buna da izin vermiyoruz. Sen hiçbirisini yapmayacaksın. Bu arada bu kendisinin iddiası. Ben doğrudur yanlıştır bunu bilemem ama hani o panele katıldığına göre demek ki bunun bir arka planında bir doğruluk payı da vardır kesinlikle. Ardından başka şekillerde denemiş. Yurt dışında bu kendi ürünü başkaları aracılığıyla kullanmış. Sonra aslında devlet ancak öyle teşvik vermiş. Şimdi çiftçimizin açıklaması bu. En başında neden o araç araştırılmadı mesela, neden böyle bir şey gündeme getirilmedi de yurt dışında deneyip başkaları da kullandıktan sonra ancak kendisi izin alabildi. Biz çiftçilerimizi artık korumaya geçtik, biraz da zor duruma mı sürüklüyoruz diye düşünüyordum. E, zaten mesela öyle. Hem terk edilen arazi sayısı hem de çiftçinin yaşına bak kontrol ettiğimizde kesinlikle böyle bir eğilim olabilir. Ama en Birçok ürünü zaten üretebilecekken üretemiyoruz evet. malzemeyi, ithal etmek zorundayız. Son dönemden tüketim malı ithalatını kontrol ettiğimizde, o datalara baktığımızda aslında tüketim ithalatın hala çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz. Bu da bir miktar tabii ki gıda fiyatlarının artmasından dolayı e, oradan bir ithalat yaptığımız ve enflasyonu da artıran bir sebep. Biz bu şeyi çözdüğümüzde gıda fiyatlarının ağırlığını yani yurt dışından almayı da bırakıp kendimiz üretebildiğimiz zaman emin olun enflasyon zaten %30, %20 oranında bir anda düşmeye başlar. Bunu yapamadığımız için doları çok fazla kontrol ediyoruz e, ve işte faizlere çok bakıyoruz. Yani hem üretebiliyoruz hem gıda fiyatlarından çok

Eki dünyada en fazla biliyorsa gıda fiyatları evet. arttı. Türkiye'de bu da evet. normal sayılmaması gerekiyor. Yani Murat işte sen paylaşmıştın ekmek tüketimimizi. Gıdaya erişimimiz olmadığı için artık bizim ekmeğe böyle hücum ediyoruz gerçekten. Bu da çok acı bir tabloydu Kesinlikle. söylemiştik. Hem obeziteyi arttıracaktı hem de diğer sağlık sorunlarını beraberinde getirecekti. O zaman buradan biraz çıkalım. Yeni anlaşmalara gidelim dilersen. Türkiye ile Çin arasında enerji dönüşümü alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Hı hı. Bu noktada artık böyle dün Romanya, Çin derken böyle farklı anlaşma türlerine gideceğiz. Hemen detaylarını vereyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'dan geldi açıklama. Çin'le enerji alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere ülkenin başkenti Pekin'i ziyaret etmişti. Burada bu zapt imzalanmış oldu. Aslında önemli gelişmelerimiz var. Yok değil. Gerçekten beklediğimiz şeylerin yavaş yavaş olduğunu görüyoruz diyelim. Senin vaktinden çalmamak adına hemen şöyle bir ekonomik takvimi de paylaşacağım ve sana veda edeceğim Murat. Saat 2.50'de bugün Japonya'dan Nisan ayı ticaret dengesini almıştık. Aynı zamanda ihracat ve ithalat verilerini almıştık. Saat 9'da İngiltere'den Nisan ayı enflasyon oranını alacağız. 10'da Onda Türkiye'ye döneceğiz. Birinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini alacağız. 17.30'da Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoğunu alacağız. Saat 9'da da FOMC tutanaklarını karşılıyor olacağız. Evet oldukça Bakıldığında yurt dışı cephesinde yoğun evet. bir gündem ama bizde biraz daha sakin bir günden Kesinlikle öyle. Zaten ama bizim olaylar bizde yarın olacak evet, yani. Evet, yarına bakalım neler olacak. Senin beklentin aslında biliyorum evet. ama artık saatler kaldığı için soruyorum merkezden ne bekliyorsun? Valla sabit bırakacak. Şu anda zaten yapacağını Merkez Bankası yaptı Nuran. Ee, sadece... Enflasyona karşı kayıtsız kalmadığını, hala çok önemli bir önceliği olduğunu ve sabırla bu faizlerin ihtiyatlı bir şekilde Merkez Bankası'nda enflasyon kontrolü için önemli olduğunu vurgulayacak ve gerekirse ben buradayım mesajının kalınca altını çizecek bir Merkez Bankası vardır. Çünkü dünden bugüne değişen hiçbir tablo yok. Hala enflasyonun bir ay daha zirve yapacağı ve sonra baz etkisiyle biz dezenflasyonu tartışacağımız için Merkez Bankası'nın bu iki toplantıda, bu toplantı ve sonraki toplantıda daha şahin bir tona geçeceğini ve üçüncü çeyrekten sonra da Merkez Bankası'nın artık enflasyonu kontrol altına alırken önümüzdeki dönemde enflasyondaki yumuşa, yumuşama emarelerini daha fazla dillendireceği düşünüyorum. Ama Burada Merkez Bankası piyasaları böyle hemen bir imserlik pompalamayacaktır. TL'yi güçlendirici adımları devam edecektir ben. Sabit faiz, şahin duruş. Aa, Aynen kesinlikle öyle. öyle. Bir taraftan da artan rezerv kalitesi ve e, elindeki olan enstrümanları da piyasalara bir anlatacaktır Nuran. O yüzden ben güzel bir toplantı olacağını ve Fatih Karahan'ın ben dilini de metin dilinde çok beğeniyorum, iletişim dilinde çok beğeniyorum. Dolayısıyla güzel bir toplantıyı bence birlikte şahit olmuş bence olacağız. Bence de seninle de kesinlikle aynı fikirdeyim. Zaten kendisi bence herkesten artık beğeni topladı böyle evet, tam evet. notunu almış oldu. Dediğim gibi aynı fikirdeyim. Teşekkür ediyorum. Ben yine teşekkür ederim. ederim. Eline emeğine sağlık. Bir sürü şey konuşmuş olduk sevgili Nurhan Çağla birlikte. Hem Merkez Bankası beklentileri hem de tabii ki Borsa İstanbul'daki dünün öne çıkan gelişmeler efendim. Peki sayısal medyada neler öne çıkıyor? Mahfiye İlmez bu kez de Dünya Gazetesi'nde dün olduğu gibi bugün de yine gündemde ve almış olduğu yazmış olduğu analizde diyelim. Türkiye ekonomisine yönelik isabetli saptamalarıyla hemen her yası gündem olan iktisatçı Doktor Mahfiye İlmez diyor Dünya Gazetesi. Yağmurdan kaçarken başlıklı bir yazı kaleme aldı ve bu yazıda Türkiye ekonomisinde yönelik isabetli saptamalarıyla hemen her sözü gündem olan iktisatçı Doktor Mahfey İlmez yağmurdan kaçarken başlıklı bir kalem, yazı kalemi aldı ve KKM'yi bir faci olarak nitelendiren ve KKM'nin çözümü içinde bir başka yanlışa imza attığını ifade eden Eğilmez, e, 2001 krizi öncesindeki duruma giderek benzeyen bir duruma doğru sürükleniyoruz uyarısı da bulundu. E, Mahfi Hoca bir zamanlar doların 30 TL geçmemesi için milyarlarca dolar satan Merkez Bankası'nın şimdilerde de 30 TL geçmemesi için milyarlarca dolar satın aldığını belirtiyor ve durumu bahar havasına benzeten Eğilmez. Ne yazık ki bahar havasının geçici ve çok tehlikeli olduğunu ve insanı fena halde çarpabileceğini söylemek zorundayım diyerek 2001 krizine gönderme yapmış oldu. Mahve sonra sonra e, bir başka habere geçiyoruz. Yapık kredilerinin satış iddiası Gazete Oksijen'in manşetlerindeydi. Borsa İstanbul endeksi dün %1.45 kazanımla 10.895.25 puandan tamamladı ve dün en yüksek seviye rekorunu kırdı. 11.088.01 puanla da gün içi rekorunu e, yeniledi. Yapı Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin söylentiler söz konusu seyirde etkili olurken bankanın hisse fiyatı %9.97 artışla 37 lira 96 kuruştan tavan fiyattan işlem gördü. Koç hisseleri de %7.3 ile yükselir şirketin piyasa değeri 20 milyar liraya ulaştı. Dün bu haberle Borsa İstanbul cephesinde hareketli anlar yaşandı ve fiyatlama üzerinde anlaşamadığı noktasında kaynakların e, haberi var efendim. Dolayısıyla da izlemeye devam edeceğiz. Bir başka e, paylaşıma geçelim. Cem Çakmaklı, Merkez Bankası agresif bir şekilde dolar almasaydı dolar kuru 25'e düşerdi haberlerini görüyorum diyor. Bunun ilgili yorumu da var hocamızın yorumladı ve ekonomi tek bir değişkenle analiz yapacak kadar basit değildir. Hele Türkiye'de hiç değil diyor. Şu anda en azından diye belirtiyor ve dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın dolar almasa 25 lira olurdu noktasındaki basit çıkarımı Cem Çakmaklı hocamız yorumladı. Kısa bir dan sonra bu yorumu da paylaşacağız sizlerle. Müzik